sizi izlerken biz de Profesör Doktor Zafer Bulut'u artık stüdyomuza aldık hocam. Burada Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi kendisi. Kurban seçimini konuşacağız. Etin önemini konuşacağız. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Tüm bunları konuşacağız hocam. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Şahla Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Demin programınızı bir önceki konuğunuzla dinledim. Kurban Bayramı'nın hem sosyal boyutunu hem uygulama boyutunu içeren bir program içinde bulunmak beni de çok mutlu etti. Ben de biraz önce bahsettiğiniz konularda kurban bayramlarını geleneksel olarak yaşamış kuşağın içinde bulunabilmiş olmaktan mutluluk duyuyorum. Ben de Yozgat'ın küçük bir köyünde çocukluğum bu bayramları yaşayarak geçti. Ne güzel, selam bunları olsun hatırlamış Yozgat'a. Olduk. Bunları da hatırlamış olduk. Çok teşekkür ediyorum. Yozgat'ta gelenekler ciddi anlamda devam ettiriliyor tabii değil mi hocam? Tabii ki İç Anadolu'da, köylerimizde özellikle, ilçelerimizde, köylerimizde bu geleneklerimiz devam ediyor. Ve son yıllarda gerek medyanın, gerek sosyal medyanın çok aktif kullanması nedeniyle artık bilinçlenmenin de çok fazla olduğunu görmekteyiz artık. Evet hocam, şimdi bugünlerde herkesi saran bir telaş, kurbanlık seçimi. Belki de bundan haftalar, 2-3 hafta öncesinden başlayan işte planlar, ne yapsak, ne bazen satın alsak, büyük baş mı alsak, küçük baş mı alsak, nasıl seçeceğiz, nasıl belirleyeceğiz, tüm bunları sorguluyorsunuz. İşte biz de bugün programımızda böyle uzmanımızı davet ettik, anlatacak bize efendim. Evet. Hocam, şimdi etin önemi tamam, ona değinelim mutlaka, ama kurban seçerken de özellikle dikkat etmemiz gereken şeyler var. Evet. Neresinden başlayalım sohbetin? Sohbetin isterseniz ben şöyle küçük bir özet geçeyim. Zaten sohbetimizde kendilerine sıraya oturacaktır. Aynen. Seyircilerimizin işine yarayacak şekilde bir kurgu çıkarabiliriz. Hepimizin heyecanla beklediği Kurban Bayramı'nı idrak etmek üzereyiz. Tabii herkes farklı duygularla bu mutluluğu yaşamak istiyor. Biz insanlık tarihine de baktığımız zaman birçok inanışta uygulanış, inanış, ritüelleri farklı olsa da her zaman bir kurban mevhumu bulunmaktadır. Biz de İslam dininde kurban hem fert hem toplum açısından hem sosyal boyutlar olan hem de maddi boyut olan bir ibadet olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabii ki dinimizin emri gereği küçük baş hayvanlar, koyun, keçi veya büyük baş sığır, manda veya deve gibi hayvanlar kurban edilebilmektedir. Şimdi bu saydığımız hayvanlara baktığımız zaman genelde insanın protein kaynağı olarak en çok kullanıldığı hayvanlar olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki bu bayram, kurban bayramı vesilesiyle de toplumumuz bol miktarda proteinle karşılaşacak. Et tüketeceğiz. Peki hayvansal proteinlerin bizim için önemi nedir? Hemen şöyle kısaca değinmek istiyorum. Lütfen hocam, çok mutlu oluruz. Et insan beslenmesine çok önemli bir yere sahip. Normalde canlı vücudu, insan enerji, karbonhidrat, lipid, protein gibi kaynaklardan temin etmektedir zaten. Yalnız proteinin başka bir özelliği daha var. Ne kadar enerjiye yardımcı olsa da vücudun onarım ve bakım mekanizmalarında oldukça önemli bir yere sahip. Bu nedenle proteinler beslenmenin hemen hemen merkezinde yer almaktadır. Niye hayvansal besinler temel besin kaynağıdır diyoruz? Biz bu protein dediğimiz yapıların içinde proteinleri oluşturan, biz amino asit diye tabir ettiğimiz, çok sıkmayalım izleyicilerimizde, moleküllerden oluşmaktadır. Bu amino asitleri insan vücudu sentezleyebilirken bir kısmını sentezleyemiyor. Dışarıdan eksojen dediğimiz esansiyel yani temel unsurları sentezleyemediklerimizi hayvansal proteinlerden aldığımız amino asitler var. Ki bakım ve onarım mekanizmaları çok önemlidir dedik. İşte burada hayvansal proteinlerin önemi devreye giriyor. Bu yüzden hayvansal proteinler vücudumuzu dışarıdan alınması çok çok önemlidir. Burada ufak bir bilgi vermek istiyorum. Buyurun hocam. Faunun ondan da, sonra pazarlara geçelim. Tabii hayvan ki pazarlığını. Hemen geçeceğiz. Faunun verileri vardır. Yani normalde sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bir diyet için insanın günde 7.3 gram, 20 gram, yılda 7.3 kilogram protein tüketmesi gerekiyor. 7.3 kilogram. Kilogram, evet. 7.5 kilo aşağı yukarı. Yani aşağı yukarı. Peki biz bunu nasıl sağlıyoruz? Bunu alabilmemiz için ya 33 kilogram yağsız et yemeniz lazım. 33 kilo yağsız et. Veya 45 kilogram balık yemeniz lazım. Tabii yıl içerisinde yiyerek. Ya 60 kilogram yumurta. Hemen rejiden beni uyarıyorlar hocam. Bir seferde değil herhalde. Süt içmemiz gerekiyor ki. Kaç kilo süt? 230 kilogram süt içmemiz gerekiyor. Ki burada da gördüğümüz gibi yani et hem diğer protein kaynaklarından daha az alınarak daha verimli halde kullanabildiğimiz temel besin öğelerinden birisidir.
Peki hocam, bu çok önemli bilgileri bizimle paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi geçelim hayvan pazarlarına. Tabii ki. Birçok insan işte artık düşünüyor, ne yapayım, işte büyük baş mı alayım, küçük baş mı alayım vesaire. Kimi zaman gidiyoruz ve işte belediyelerin tahsis ettiği, özel tescil ettiği kurban satış yerleri evet. var. Özellikle oralardan satın alınması gerekiyor. Bunun altını çizelim. Evet. Evden çıktık, girdik pazara. Evet. Ne yapmamız lazım? Tabii ki kendi başımıza buna karar vereceksek, pazarlarda kendi başımıza bir veteriner hekim kontrolü olmadan veya veteriner hekim yardım olmadan kendimiz karar vereceksek bakacağımız, kısaca özetleyeceğimiz temel parametreler vardır. Bunlardan bir tanesi öncelikle resmi evrakları olan hayvanların seçimine dikkat edilmeli. Resmi evraklar tabii nedir ki, hocam? Bunun altını bunlar, çizelim. Bunlar büyükbaş için pasaport diye tabir ettiğimiz. Pasaport? Evet, hayvanın bütün bilgilerini içeren pasaport diye tabir ettiğimiz. Eğer nakil gelmişse nakil belgesi olan, nakil veteriner belgesi. Sağlık raporu bulunduran hayvanlar tercih edilmelidir özellikle. Ki zaten büyük şehirlerimizde belediyelerin veya kurbanlık kesim komisyonlarının belirlediği yerlerde zaten bu kurallara dikkat edilerek bu hayvanlar bulunmakta. Pasaportu olmalı evet. bir satın alacağımız kurbanlık hayvan hayvanın. Nakil belgesi olmalıdır. Nakil belgesi evet. olmalıdır. Peki küpe? Küpeler oluyor böyle küpe hayvanlarda. Küpe en önemli şeyimiz. O konuda da küçük bir bilgi vermek istiyorum. Hı hı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı akıllı cihazlar için bu sene bir uygulama başlattı. Bunu akıllı telefonumuza veya tabletimize yükleyerek HiSAG isimli bir nedir, uygulama. Nedir ismi hocam? HiSAG. HiSAG. Sağlığın sağ kısmı. HiSAG isimli bir uygulama var. Biz kulak küpesi veya barkod numarasını bu uygulamaya girdiğimiz zaman hayvanın tür, ırk, cinsiyet ve yaş bilgileri hemen karşımıza hocam, çıkmaktadır. Hocam bu çok önemli bir çok bilgi. Önemli. Bunu çoğumuz bilmiyoruz. Evet. Bir kez daha altını çizelim. HiSAG efendim. Zannedersem hayvan bilgi tarım.gov.tr adresinden kolaylıkla ulaşılabilir. Ulaşılabilir. Hı-hı. Oradan satın alacağınız hayvanın kulağındaki kulak numarası veya barkod numarasını girdiğimiz zaman o hayvanın nerede küçük yetiştiği küçük baş veya büyük baş olarak tercih ediyoruz uygulamada. Hı-hı. Hayvanın tür, ırk, cins ve yaşı gibi bilgilerin hepsini uygulama üzerinden önemli. Görebiliyoruz. Çok önemli tabii. Cins özellikle çok önemli değil tabii mi? Ki. Yani bunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Dişi tabii. hayvan kesilmemesi gerekiyor öyle değil mi hocam? Tabii ki. Bu hayvan zaten, pazarlarında hatta bunu satın almamız gerekiyor gördüğünüz tabii ki Şahal Hanım bu zaten uygulaması olan bir şey. Normalde diş hayvanlar daha çok damızlık olarak bulundurulup hayvan sayısının da belli oranda tutulabilmesi için dişi hayvanların ziyade erkek hayvanların kesilmesi zaten Tarım Bakanlığı tarafından her yıl tavsiye ediliyor. Bu sırada zaten özellikle yetiştiriciler ve alıcılar uyarıldı bu konuda. Hocam şimdi diyelim ki resmi evrakları var satın alacağımız hayvanın. Ama yine de o evraklar çıkana kadar belli bir zaman geçiyor o evraklar çıktıktan. Yok o hayvanlar o evraklar olmadan zaten nakil tamam. yapılabilir. Oradalar hayvan pazarındalar. Ama diyelim ki yeni yeni rahatsızlanmaya başladı. Tabii hayvanda ki. Bir rahatsızlık söz konusu oldu. Tabii ona da. Bunu nasıl anlayacağız? Şimdi nasıl şöyle, fark edeceğiz? Duruşu normal olan hayvan olmalı. Zaten baktığımız zaman duruşu normal olan vücut ağırlığı ayaklarına eşit bir şekilde dağılım gösteren hayvanlar, hı hı. çevresine karşı refleks veren hayvanlar, tepki veren, hı hı. derisi kolayca elastik bir şekilde çektiğimiz zaman bıraktığımızda hemen yerine yerleşen, oluşan kıvrımların çabuk kaybolduğu, hı hı. Burun uçları soğuk ve nemli olan hayvanlar. Burnu mesela akıyorsa bir hayvanın işte, bazen görüyoruz. O da hemen peşinden da söyleyeceğim. Evet, tabii ki. Değil iştahlı mi? Ve geviş getiren hayvanlar tercih edilmeli. Kulak ve kuyruklarını sık sık hareket ettiren hayvanların daha keyifli olduğunu görürüz. Ama bunun haricinde eğer burun akıntısı varsa ağızdan, gözden veya arka kısım genital organlardan bir akıntı gördüğümüz hayvanlar yattığı yerden zor kalkan veya kalkmakta güçlük çeken hayvanlar efendime söyleyeyim düşkünlük gösteren, gergin ve kasılmış durumda olan hayvanlar tercih edilmemeli. Hmm, Ama bu tip tabii ki demin bahsettiğiniz akıntı veya şüpheli bir durum gördüğümüzde en yakın Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü veya o yerde bulunan veteriner hekimlere müracaat edilerek bilgilendirmek en sağlıklı. Bunu bir kez daha söyleyelim izleyicilerimize. Eğer satın alacağınız hayvanda veya işte gittiniz pazarda gördünüz, şüphelendiniz ne yapmak gerekiyor? Tekrar söyleyelim. Bulunduğumuz il veya ilçenin Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü veya ilçe müdürlüğüne bildirmek ya da eğer satın alınan yerde veteriner hekimler görevlendirilmişse onlara bilgi vermek en sağlıklı yöntemdir. En sağlıklı Çünkü yöntem. Çünkü bu hayvanların kesilmemesi gerekir.
Peki hocam, sağlıklı kurbanlığımızı bulduk diyelim ki, pazara gittik, satın aldık. Artık bunun eve nakledilmesi gerekiyor veya... Nakleden kastımız biraz o değil. Hayvanların hayvan pazarına getirilmesi ama. Hayvan pazarına getirdik, tamam. Hı-hı. Orası tamam ama bunu bir şekilde biz eğer kesim yerlerinde değil, aldıysak, evde bunu bir şekilde evimizde bir yer vardır, evimizin yanında bir yer vardır. Buraya nakletmemiz gerekiyor. Burada da aslında dikkat etmemiz gereken şeyler var değil mi? Tabii ki. Bakım, besleme ve hayvanın bulunduğu ortamın dezenfeksiyonu çok önemli. Bir kere getirmeden önce hem nakil edilen araçlarda veya evde biz kendimiz şartlarımız uygunsa, barındıracaksak ki genelde şimdiki satış, kurban satışı yerlerinde genelde hayvanlar alınıyor. Kurban bayramına kadar o da muhafaza edilerek kesimler de yapılıyor. Çok güzel kesimhaneler ayrılmıştır. Ya yani hayvanların altlıkların dezenfeksiyonu önceden yapılmış olmalı bulundurulacak yerin. Altlıkları her gün temiz olmalı. Eğer 3-5 gün içerisinde kesilecekse çok ani beslenme değişikliklerine gidilmemeli hayvanda. Çünkü zaten belli bir yoldan geldi, nakil geldiyse başka bir ilden. Farklı bir beslenme metoduna geçilmemeli. Yani hayvanın alışık olduğu beslenmeyle devam edilmeli. Efendime söyleyeyim, bu hayvanları kilolu gösterecek işte vitamindir, aşıdır, hormon gibi bu gibi uygulamalardan kaçınmak gerekir. Su içiriyorlar, çok fazla tuz yediriyorlar gibi bilgiler de geliyor tabii bana rejiden. Bunlar da yapılabilir. Bunlar şöyle ya, tabii bunlar satıcıyla ilgili şeyler. Satıcının ama biz normal şartlarını konuşarak neler yapmamız gerektiğini konuştuğumuz için burada hormon, vitamin gibi uygulamalardan da kaçınmak gerekir. Çünkü hayvan sağlığı yani veya veteriner hekimlik bizzat halk sağlığının tam ortasında yer almaktadır. Şimdi eğer ama kullanmamız gerekiyorsa, çok mecburi ise hayvana ilacı veya hormonu verdikten sonra onun atılım süresini beklemeden de kesilmemesi gerekiyor bu hayvanın. Eğer öyle bir durum varsa da kesmemek gerekiyor. Kesmemek gerekiyor değil mi? Herhangi hastaysa, bir sorun varsa hayvanda satın aldıktan veya, sonra evet, bir ilaç uygulaması yaptıysak. Çünkü ilaç atığı etten belli bir atılma süresi ilacına göre değişeceği için yine insan sağlığını riske etmemek lazım. Peki hangi hayvanı kurbanlık olarak satın almamalıyız hocam? Yani işte diyelim ki çok zayıftır veya farklı bir şey gördüğümüz, tabii ki bunu satın almıyoruz. Şimdi ama. Şimdi kulak küpesi bulunmayan, resmi evrakı bulunmayan hayvanlar zaten önce de söylediğimiz gibi satın almamak gerekiyor. Fiziki kusuru bulunan, vücuttaki herhangi bir azası eksik bulunan hayvanları, sallantılı yürüyen, topallayan, genel durumu çok iyi görünmeyen, gergin ve kasılmış durumda demin bahsettik, yattığı yerden zor kalkan, solunum güçlüğü çeken, vücudun çeşitli uzuvlarında akıntıları bulunan hayvanları almamak en doğru yöntemdir. Tabii ki büyük baş veya küçük baş bakarken zaten böyle besili, canlı, alberisi yüksek hayvanlarda zaten vücudun kemiklerinin çıkıntıları zaten belli olmaz. Bir oval bir görünümü olur. Hayvanlar için belli bir yaş aralığı var mıdır bu tabii anlamda? Tabii ki küçük baş hayvanları tercih ederken 1 yaşında olurmuş hayvanlar. Büyük baş, manda, sığır dediğimiz hayvanlar derken 2 yaşında olurmuş hayvanlar. Yine deve de kurban edileceği zaman 5 yaşında doldurmuş hayvanlar tercih edilmektedir. Ama tabii koyun ve keçi dediğimiz küçük baş hayvanlar için bazen görünümü 1 yaşında olup da 6 ayını doldurmuş hayvanlar eğer o görünümdeyse kesilmesinde mahsur görünmemektedir. Bir mahsur yoktur. Zaten bu resmi evraklara biz baktığımız zaman hayvanla ilgili birçok bilgiyi oralardan alıyoruz. Tabii şimdi ki. Kesim dedik. Biraz önce ben hocama yönlendirdim soruyu. Hani evde durumumuz müsaitse, ortamımız müsaitse hayvanları getirebilir miyiz? Gerçi artık bir noktada bildiğim kadarıyla ev ortamında yani işte mahallede, sokak aralarında kesim yasak. Tabii ki. Bu ama çok önemli. Birçoğumuz görüyoruz hocam. Yasak olmasına rağmen de yapılıyor. Bu hem halk sağlığı yönünde çok önemli. Değil. Hem de biz dini bir ibadeti, bir ibadet yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunun Türk ve dünya kamuoyunda yanlış algılanmasının önüne geçebilmek için çevre koşullarına azami ölçüde dikkat etmekte fayda var. Ki zaten artık bununla ilgili yaptırımlar da uygulanmakta bildiğimiz gibi il ve ilçelerimizde. Onun için bu tür gördüğümüz rahatsız edici görüntüleri gerekli mercilere, makamlara o gün iletmek en güzeldir. Çünkü demin bahsettik, proteinin öneminden bahsettik. Zaten sağlıksız koşullarda kesilen hayvanlardan hijyeni zaten yarardan çok zarar mı vermiş? Hem halk sağlığına hem kendi sağlığımıza hem de kamuoyu olarak imaja zaten zarar vermiş bulunuyoruz. Buna gerekli da dikkat etmek. Gerekli tabii ki iletmekte fayda var. Gerekiyor ama birçoğumuz bunu yapmıyoruz maalesef, hocam. Çünkü maalesef. Komşuluk gereği icabı belki de böyle bir şey yanlış yapamıyoruz. Yanlış şöyle artık il ve ilçelerimizde çok gayet sağlıklı, hijyenik koşullara sahip kesimhaneler artık vatandaşın hizmetine sunulmuş durumda. Bu dediğimiz koşulları sağlamayan kesimhaneler nerede bulunmamaktadır?
Köy diye kastettiğimiz 40 haneli, 60 haneli, 100 haneli yerlerde bulunmamaktadır. Burada da ben küçüklüğümden hatırlıyorum. Aslında bilinçli çiftçi veya bilinçli Anadolu insanı zaten hayvanları keserken çukurunu gayet güzel açıyor. Hayvan kestikten sonra eğer sakıncalı bir durum veya yenmeyecek durumda kalitesiz iç organlar çıkarsa da diğer hayvanların, sokak hayvanlarını çıkaramayacak kadar derinliklere zaten gömüyorlardı. Yapılması gereken de budur eğer kesimhane yoksa. Bir de çok önemli bir nokta var. Bunu yapan kişiler, profesyonel kişiler olduğu için hayvanı da eziyet etmiyorlar. Tabii ki. O çok kişilerin, önemli. Evet. Kesimi yapan kişilerin yaralanmalarını da biz çok duyuyoruz. Büyük ihtimal bu bayramda duyacağız. Buna da çok dikkat etmek lazım. Tabii yani ki. O hayvanı keserken yanlışlıkla kendilerini kesen insanlar var. Hem hayvanı yaralıyoruz, hayvan kaçıyor. Hem ki insan kendini yaralıyor birçok kazaya. Umarım bu bayram... Umarım bu bayram böyle hiç haberleri sizlere duyurmuş olmayız. Belediyeler tarafından tescil edilmiş kurban satış ve kurban kesim yerleri var değerli izleyicilerimiz. Mutlaka oralara başvurmamız gerekiyor bu işlemlerle ilgili. Çünkü daha kolaylık, büyük bir kolaylık sağlıyor. Evet. Hem de biraz önce bahsettiğimiz konularla ilgili de sıkıntılar yaşamıyorsunuz. Peki diyelim ki gittik, kurbanımızı kestirdik, etimizi aldık. Bundan sonra nelere dikkat etmemiz gerekiyor hocam? Bundan sonra genelde hatırladığımız herkes bir heyecan, bir telaşla eti bir an önce yiyeyim heyecanına kapılıyor. Tabii ki şimdi bıçaktan önce bıçaktan sonra diyorum ben aslında. Canlılık aslında bitmiyor biz hayvanı öldü dediğimizde. Çünkü vücut her zaman demin bahsettiğimiz karbonhidrat, protein, lipitleri enerji temininde, metabolizmaya devam edecek enerji temininde kullanmak için alıyor. Biz hayvan artık kesiminden sonra hala hücrede bizim ATP diye kastettiğimiz enerjiyi elde etmek için bir takım reaksiyonlara giriyor hücre ve bu tamamlanmamış oluyor. O yüzden bu tür reaksiyonların tamamlanması için bazı bekleme süreleri var. Mesela sığırlarda 12-24 saat beklenmesi tavsiye ediliyor. Yani kaliteli bir et kesildikten sonra 12-24 saat. Aslında biz kasken biraz önce artık ete dönüşme süreci başlıyor. Biz amacımız ne? Kaliteli bir et elde etmek Kurban Bayramı'nda. Hem ibadetimizi yaparken kaliteli et yemek de en doğal hakkımız. Kasın ete dönüşüm süreci başlıyor. Tabii ki ilk kesimden sonra hala hücrelerimize kalan bizim glikojen dediğimiz enerji kaynağından hala vücut enerji üretmeye çalışıyor. Bu süreci tamamlamamız gerekiyor. Serin bir ortamda etini dinlendirerek bu büyük başlarda genelde 12-24 saat olarak. Serin bir ortamda. Serin bir ortamda. Hayır hemen buzdolabına hemen sıcak eti koymuyoruz. Et kesildi efendim hemen tüketmiyoruz diyor hocam. Yok, bunu biliyorum yapıyoruz. Hepimiz yaptık ama yapıyoruz en azından o öğün karnımızı doyurduktan sonra etin kalan kısmını çok sağlıklı muhafaza etmek ve iyi yararlanabilmek için eşimizle yiyeceğiz, dostumuzu yiyeceğiz, kendimiz yiyeceğiz. Bir takım ihtiyaç olan sosyal boyut olan kısmını yerine getirdikten sonra da muhafaza edeceksek de bu kurallara uyarak etten en yüksek verimi alabiliriz. Önce serin bir alanda dinlendiriyoruz. Tabii ki. Sonrasında buzdolabına mı koyuyoruz? Evet, eti şöyle yapmakta fayda var. Kurban kesildikten sonra da mümkünse hijyenik ve gıda saklamasına uygun kaplar bulundurmak daha faydalı. Eti yıkamalı mıyız hocam? Yıkayanlar var. Eğer hijyenik ortamdaysak yıkamaya gerek yok. Eğer iç organlar açılırken işkembe mesela bazen yırtılıyor veya bıçak darbesiyle İster ete bulaşmış oluyor. Bu durumlarda tabii ki eti yıkanıp hemen hijyeni sağlamakta fayda var. Çünkü bakteriler için çok uygun ortamlar oluşturmuş oluruz. Temizlik. Eti muhafaza ederken soğuduk artık 12-24 saat beklettik. Buzdolabına alacağız. Tek porsiyonluk veya tek kullanımlık parçalar halinde önce tabii ki soğutup artı 4'te sonra dondurucuya korsak 6 ay bunu muhafaza edebiliyoruz. Ama şu da aklımızdan çıkarılmamalı. Et küçük parçalara ayrıldıkça muhafaza süresi kısalmaktadır. Mesela bu anlamda en dayanıksız kısmı kıyma olarak karşımıza çıkıyor. Yani eti o zaman biz kıyma olarak derin dondurucuya atmamalıyız. Yok kıyma olarak tabii ki derin dondurucuya atabiliriz. Yani buzdolabı muhafazasında 7 gün et 7 gün. Buzdolabı ısısında durabilir. 7 gün. Yani ama daha uzun muhafaza istiyorsak dondurarak 6 ay kadar muhafaza edebiliyoruz. 6 ay kadar besin değerinden bir şey kaybetmiyor. Şimdi hocam deminden beri ısrarla rejiden sormam için yönlendirilen bir soru var. Diyorlar ki şimdi her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da kaçan hayvanları hepimiz göreceğiz haberlerde. Hatta böyle keyifli haberler de yapılacaktır büyük ihtimal. Şimdi bu kaçmayan hayvanı nereden bulacağız diyorlar. Akıllı hayvanlar yok mudur diyorlar. Rejiden diyorlar sevgili izleyicimiz ben demiyorum. Genelde zaten kesimhanelerde bekletilen hayvanların hepsi akıllı hayvanlar. Demin dediğiniz şartları, ortamı sağlayan insanlar zaten bu hayvanlara kaçan hayvanlar. Profesyonel olmayan insanlar, kesimde profesyonel olmayanlar.
bu hayvanlarda kaçıranlar olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü belli şartların sağlanması gerekiyor kesim için. Zaten dikkat edersek profesyonel kesim yerlerinde de bir kaçan hayvan bulunmamaktadır. Hı hı. Şurası çok önemli. Ne kadar süremiz var bilmiyorum ama. Son 2 dakika gibi görüyorum ben. Etin kalitesinde demin dediğimiz bekletme süreleri çok önemli. Eti bu uygun şartlarda dinlendirmezsek eğer et pH'daki değişiklikler nedeniyle demin dediğim hücrede bir takım işlemler devam ediyor demiştim ya. Hı hı. Bu etin kalitesi bazen bize et sert ve soluk olarak karşımıza çıkar. Hı hı. Bazen de sulanmış olarak karşımıza çıkar bunlara dikkat etmezsek. Bu ortamda mikroorganizmaların ve patojenlerin üremesine çok uygun bir ortam zemin sağlıyor. Zemin hazırlamış oluruz bizler. Tabii ki, evet. Dolayısıyla bunlara dikkat etmemiz lazım. Profesör Doktor Zafer Bulut efendim bizimle birlikteydi. Artık bizler için ayrılan sürenin sonuna geldik hocam. Beraber şöyle merkezden veda edelim mi izleyicilerimize? Şimdi yolda olan izleyicilerimiz olabilir. Bu hafta başından itibaren memleketlerine giden izleyicilerimiz olabilir. Veya hayvan seçimini bugüne veya yarına evet, bırakmış olan izleyicilerimiz olabilir. Dikkat edilmesi gereken şeyleri anlattık. İyi yolculuklar dileyelim programın başında. Çok teşekkür ederim. Hem yolculuk yapan izleyicilerimize evet. Hem de size çok çok teşekkür ediyorum ben hocam. Ben de çok teşekkür ederim. Beraber kapatalım programı. İyi günler diliyoruz efendim tüm izleyicilerimize. Yarın yine aynı saatte sizlerin karşısında olacak. Güzel bir hafta bizi bekliyor. Sevin, şükredin, gülümseyin. Kısaca hayatı çok mu çok güzel yaşayın efendim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Ben de buradan... Buyurun. Ben de buradan sağlıklı, huzurlu ve mutlu...